Pınar senden başlayalım. Bal kabağı çorbasını nasıl buldun? Tadı hoşuma gitmiyor şu anda. Böyle bir fazla bir eşkimsilik geldi ağzıma, anlamadım. Ekşi yapacak bir şey katmadım aslında. Şu nedir? İkidir böyle kaşığıma geliyor. O baharat. Baharat. Baharat mı? Karabiber. Tane karabiber. Evet, tane karabiber. Kıvamı güzel ama ben de beğenemedim. Ya bir ekşilik var ya çorbada. Peki sen de ekşilik aldın. Evet. Okey, Kaan Bey. Elinizin lezzeti geçmemiş. Eliniz çok lezzetliydi ya. Evet. Geçmemiş maalesef. O sizin düşünceniz. Ben bal kabağı çorbasını beğenemedim. Kıvamı güzel, tuzu güzel fakat ekşiliğinden dolayı... Evet. Sevemedim. Yani şunu söyleyeyim, bunun içinde ekşilik yapacak hiçbir şey yok. Çünkü havuç, patates, soğan ve bal kabağı var. Burada sizin aldığınız aroma, ki benim aldığımda aroma, tuzla bal kabağının birleşmesi. Yani kabağın tuzla birleşince oluşturduğu tat. Çünkü hep onu tatlıya alıştığı için damağımız. Aynen. Ve içinde genelde krema yok. Için. Krema olmadığı için o evet. Kekremsi dedi ya, kekremsi dedi de tarif edemediğim o... Burukluk. Yani şekerli şeyin tuzla birleşmesi tarzında oluşan tat krema kesmediği için direkt damağımıza vuruyor. Çünkü ekşilik bir limon ekşiliği, bir buruşukluk değil. Bunda olan o tuz. Evet. Kabakta tuzun birleşmesi. İçine krema koymadın değil mi sen? Yok, koymadım. Krema koysaydın o eğer bastıracaktı. O onun içindeki yanda o ekşiliği süt alırdı. Eline koluna sağlık. Elimize sağlığımıza geçebiliriz. Hani dediniz ya farklı çorba yapsaydı beğenmeyeceklerdi. Evet, mesela ben bu tarz sizin çorbayı sizden ya, beklerdim Kaan işte Bey. İşte sizin dediniz ya bilinmedik yemekler yapsaydınız, keşke aşçısınız dediniz. Evet. Ben de öyle yapsaydım bana da kötü yorum yapacaktınız. Biz bunu yemedik diye. He. Çünkü tadını bilmiyorsunuz. Tadını bilmiyorum. O yüzden bilmiyorum. Herkesin bildiği, herkesin yapabildiği yemekler yaptım. Ben emin olun her şeyin tadını biliyorum. Öyle olsun. Evet, Pınar'ın günündeki gerginliği seziyorum böyle masada. Hiç kimse çok rahat değil. Niye rahat değilsiniz anlamadım hala. Evet, bugün ben de yarışmıyorum. Yani bugün dünkü pozitiflik yok ortada. Bilmiyorum. Dün o kadar yok. Benim neşem, benim enerjim hepsine geçmişti. Hı-hı. Hiç öyle atışmadık da gördünüz. Ben de zaten atışmak için sizi evime davet etmedim. Yani tartışma çıkartmak ya da amacım şey değil, yarışma programı. Tabii ki eleştiriye açım. Ama beni lütfen kimseyle kıyaslamayın. Kimseyle kıyaslayan bu yok. Tamamen şununla alakalı. Esra Hanım çıtayı o kadar yükseltti ki, o kadar iddialı cümleler kullandı ki ben açıkçası şey dedim, yani bugün inanılmaz pırıltılı bir eve gideceğim. Işıl ışıl bir eve gideceğim. Şahane bir menü. Gruplaşma olduğunu düşünüyor musunuz Esra Hanım? Semanur Hanım'la Kaan Bey, Netice Hanım'la da Pınar Hanım'ın olduğunu düşünüyorum. Bunu da beğenmezlerse yani onlara. Sunumuma bir bakın, yani hiç böyle bir sunum daha önce sofraya gelmedi kaç gündür. Evet, Çin böreğimiz. Şöyle buyurun. Bu altı taban sosu dediğin şey değil mi? Dip sosu, dip evet. Dip sosu, pardon. Çorbadan sonra bu ara sıcağın görüntüsü bayağı iyi geldi. Buyurun Kaan Bey. Çok korkuyorum o ayakkabılarla orada takılıp böyle bütün yemek yedikti benim üstüme gelecekmişsin gibi. Evet, buyurun, hepinize afiyet olsun. Evet Kaan Bey, sizden başlayalım eğer tadına baktıysanız. Lezzetinde yani bu arada sanki... şunu soracağım. Bu Çin böreği şimdi yağda kızarıyor ya, el açmada olur mu bunda? Hani mesela olmaz paçanga, diye düşünüyorum paçanga ben. Paçanga böreği el açma olmuyor biliyorsunuz ki, hazır yufka olması gerekiyor. Bu da olmuyor. Bunda da öyle bir şart var mı Kaan Bey, size sorayım. Ya bence olur çünkü içi şeyi o kadar paçanga böreği kadar dolu değil. Ya dolu değil. Ya dolu ama daha çeşit çok mi yok? Çeşit anladım, olarak anladım. Söylemek istedim. Paçanga böreği bunun içinden daha az değil mi? Yani çeşit anlamında dedi Kadir Bey. Çeşit, evet. Ha çünkü doluluk olarak bu şu anda evet. Daha dolu paçangaya göre. Bunun özelliği zaten bu. Yani Çin böreği olmasının tamam, özelliği ama bu. Ama ben el açması da olurdu diye düşünüyorum yani. Ama aslında el açarak gösterebilirdiniz. Lezzeti sanki sadece kabağı rendelemişsiniz, havucu rendelemişsiniz, koymuşsunuz gibi. Dünkü hiç sizin böyle isim yağdan... kebabını köfteyi yoğurup patlıcanları kızartıp üst üste dizmeniz gibi. Tabii ki lezzetine bir şey demiyorum. Hani basit buluyorsunuz ya. Kaç defa Çin... Ben mesela sizin aşçılık okulu bitirmenizden dolayı sizde dün bir dip sos bekledim. Ayrı bir sos bekledim. Ama yapmadınız, sizin yapamadığınızı ben yaptım Kaan Beyciğim. Teşekkür ederim. Belli oluyor, görüyoruz zaten. Şimdi içinde sadece kabak şeyi tadı geliyor dediğin içi yavan mı olmuş i̇çi yoksa... İçi direkt böyle çiğ çiğ kabağı, havucu rendelemiş koymuş diyor ya şeyde geçirdim diye. Baharat eksikliği mi var, neyi var onu söyle bak, ben onları merak ediyorum. Ben çiğ çiğ kabağı ve havucu süzgeçten yani geçirmedim. Yavan geliyor, yavan geliyor. Yavan geliyor. Sizden ricam yorum yaparken eksikliğin sebebini söyleyin. Tamam, baharat tadı yok. Dereotu çok fazla, dereotu tadı çok geldi bana. Hı hı. Onun dışında içini dediniz ya kavurdum azıcık diye.
hani suda yumuşamasını sağladım evet. dediniz. Hiç yumuşamamış. Buzdolabından çıkarıp rendelemiş koymuşsunuz içine resmen. Yumuşamamış. Aynen öyle. Peki, tekrar yiyorum. Bakacağım. Bir sen tadına bak tekrar. Bu yumuşamamışsa ben gerçekten sizin ağzınıza ağız lezzetiniz olduğunu düşünmüyorum. Ağzınıza kıtır kıtır gelmiyor mu? Şimdi açık açık söyleyin yani. Hayır. Kıtır kıtır gayet yumuşacık. Açıyorum tekrardan. Ben de yediğimde ilk içi pişmemiş diye düşündüm. Yani hiç tam yani, olarak hiç. Pişmemiş. Gıcır gıcır geliyor dişe. Kıtır kıtır. Evet. Lahanalar mı geliyor? Kabak sanırım dayanamaz lahana. Da. Evet. Sanırım lahana. Havuç da var aynı şekilde. Havuç da kırk. Tam olarak pişmemiş. Pişmemiş. Bir de bu şey soya sosla falan da ikram ediliyor diye biliyorum. Bonfile etimi soya sosla ikram edeceğim için bunu da gerek duymadım açıkçası. Yani içinin içi biraz daha pişse daha lezzetli bir börek olabilirdi. Ama tadı güzel, fena değil. Peki. Pınar? Ya içini bilmiyorum, pişmediğini düşünmüyorum. Sanki o lahanadan kaynaklı. Evet. Lahananın bir gıcırtısı yani, gibi. Evet, o yüzden kabus yani öyle geliyor. Kabus kalıklı olduğu için hı-hı. zaten. Yani ya ben bir de kaç saat Kadir Bey yani. Kaan Bey'in çiğdemesine ne diyorsun? Yani bilmiyorum neden öyle dedim. Kaan Bey anlamadım. Şimdi gününü savdı Kadir Bey. Şu an bütün yok. Gözler benim ben üstümde. Ben sizin gibi günümü oynamadım. Ben kendim neysem aynı o i̇şte şekilde zaten davrandım. Zaten bakın bir şey söyleyeyim mi? İtiraf ettiğim için şu an bu durumdayım. Ama sizin hiçbirinizin itiraf edemediğini niye ben itiraf ettim. Bir dakika. Sizin iç sesinizim ama siz beni anlamıyorsunuz ki. Ben şahsi siz adıma konuşuyorum. Siz de oynasaydınız gününüze. Ben kendi günümü oynamadım. Ben beğendiğimi söyledim. Tamam sana ben de beğendiğimi söyledim. Yani dedim bu zamana kadar hangisine yani birkaç şey dışında beğenmediğimi söylemedim. Ya da yapmacık olduğumu düşündüğünüz ne vardı anlamadım gerçekten. Neyse şey demek istemiyorum. Peki Pınar beğendim dedi. Sema Nur yorumunu yaptı. Netice abla. Tek katlı yapsaydınız iç harcınızı soğuduktan sonra tek kat yapsaydınız bu börek çok güzel olacaktı ve içi gerçek. Tabii ki bakın tek kat sardım dağılmaz zaten. O. Bunu dağılmıyor. Dağılıyor. Hayır. Yufkayı orantılı keserdiniz. Çok dağılmazdı. Kez yaptım ve dağılıyor. O yüzden dağılmaması için gizli ama çok ince bir şey koydum. Bana özellikle koydum. Sanki tabağıma gelmiş. Olabilir. Esra tabii Hanım, ki düşüneceğiniz bir şey demiyorum. Peki. Elinize afiyet sağlık. Olsun. Afiyet olsun hepinize. Netice ablanın da o yufkasının beyaz olması. Sen bol yağda kızartmam gerekiyor dedin ama tavada kızarttın ya onun hiç o kadar yağ dolu değildi. Hani böyle bir tencerenin içine patates kızartır gibi atmadın onun yani, içine. Yani tabii ki çok aşırı değil ama yine de normal bir şimdi onun yufkasına kızartması... katılıyorum çünkü kalın olduğu için yağ tam içine geçmemiş bak bayağı beyaz duruyor yufkası. Hmm. Ya da o kadar kalın olmasaydı dediği gibi soğuduktan sonra sarsaydı. Evet evet. Eline koluna sağlık diyorum. Esra Hanım sunumunuz güzel ama tadı hiç güzel değil böreğinizin. İnşallah ana yemek güzeldir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.